Ali içeri gir. Bir buçuk senedir okullar kapalı. Tabii ki stoklarımız olduğu gibi duruyor. Allah bu hastalığı bir an önce başımızda def etsin. Depreme, pandemi hakikaten biz esnafı çok berbat, perişan etti. Okullar açılacak. Memleketimize, milletimize, insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Hareketlik biraz başladı. İnşallah devam eder. Ve esnafımız da rahatlar, insanımız da rahatlar ve eğitim bir ülkenin her şeyi eğitimdir. Eğitim de inşallah başarıyla devam eder. Çocuklarımız kendisini yetiştirir, geliştirir. Memlekete, millete faydalı olur. Okulların açılması tabii ki özellikle çocuklarımıza ve esnafa çok faydalı olacaktır. Zaten okullar kapalı olduğu zaman hayat duruyor, kökten duruyor, esnaf duruyor, herkes duruyor. Onun için Rabbim bu felaketi başımızda bir an önce def etsin. Ülkemiz güzel günlere kavuşsun. Yoğunluk tabii daha halen tereddüt var. Acaba açılır mı, açılmaz mı, açılması devam eder mi? Bunun şeyi var ama buna rağmen yoğunluk biraz başladı. Fena değil, fena sayılmaz. Yani çok kötü sayılmaz. MEB'in son verdiği karar bizi çok sevindirdi. Çünkü yaklaşık bir buçuk senedir biz çok büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu karardan sonra öğrenciler ve veliler yoğun bir talep oluşmaya başladı. Daha tam asır talep haftaya olacağını düşünüyoruz. Ama yoğun bir talep oluşmaya başladı. Bunun haftaya daha da büyük taleple devam etmesini diliyoruz. İnşallah da öyle olur. Öğrencilerin ne kadar masrafı gideceğini söylediniz. O da yani ortalama alacağı malzemenin kalitesine bağlı olarak yani 300 ile 1000 lira arası değişir. Çünkü ürün çeşitliliği çok fazla. Kırtasiye'de ürün çeşitliliği çok fazla. Yani kalitesiz, kaliteli, orta kalite ürünler mevcut. O yüzden alacağı kalitenin şeyine, alacağı ürünün kalitesine göre değişecek bu durum. Ben girmiyorum.